Yatırım Finansman Menkullerler YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Strateji Yatırım Danışmanlığı bölümünden Vahap Taş'tan. Bugün yine Strateji Yatırım Danışmanlığı bölüm müdürümüz Serhan Yenigün'le beraber piyasaları değerlendireceğiz. Hisse senede ağırlıklı biraz daha gitmeye çalışacağız. Tüpraş ile ilgili neler söyleyebiliriz? Rafineri marjları ilk çeyrekte oldukça kuvvetliydi. Ama galiba bu çeyrekte artık fiyatlamalar biraz dengeye oturduğu için dışarıda hem Brent tarafında hem de Amerikan petrol tarafında galiba ikinci çeyrek, üçüncü çeyrekte marjlar biraz daha yatay kalacak ama kuvvetli bir beklenti olduğunu ilk çeyrek bilançolarından sonra şirketin yaptığı revizyonlardan da hatırlıyorum. Finansallar neler söylüyor ona bakalım, hemen ardından da tekniğe geçelim. Şimdi ben öncelikle şunu hatırlatayım söylediklerine ek olarak Tüpraş ve Petkim ile ilgili hatta işte Sasol, Ektaş vesaire hani bu şirketlerle ilgili geçtiğimiz dönemde birkaç kere videolarımızda içerikler paylaştık ve Tüpraş'ı da bu anlamda sanıyorum 2 ya da 3 kere değerlendirdik. Çünkü Tüpraş ile ilgili aslında bizi neredeyse hayrete düşüren şöyle bir durum söz konusuydu. Biraz ondan bahsedeyim, bunu ekrana yine alırız devam ederiz. Akdeniz rafineri marjları Tüpraş açısından çok önemli ve tabii biraz da öncü bir gösterge. Ve orada işte 5-10 dolar aralığından 40 dolara doğru rafineri marjlarında çok güçlü artışlar gördük. Tabii ki Tüpraş'ın marjlarına da bu mutlaka olumlu yansıyacaktır. Yani petrol fiyatlarından bağımsız olarak ama petrol fiyatlarının artmasıyla ürün fiyatlarına bunu daha hızlı yansıtmaları, stokları ve geçmiş anlaşmaları nedeniyle maliyet tarafının biraz daha stabil kalması marjlarının yani şirketlerin karlılıklarının aslında güçlü bir şekilde artmasına, marjlarının genişlemesine sebep oldu. Ve bu ikinci çeyrekte evet marjlar biraz yataya girdi ama ilk çeyreğe göre çok yukarıda seviyelerden yataya girmiş durumda. Dolayısıyla da biz artık ikinci çeyreğin bitmesine de şurada 2 gün kaldı. Muhtemelen ikinci çeyrek finansallarında Tüpraş'ın çok güçlü sonuçlar açıkladığını göreceğiz. Dolayısıyla da ben Tüpraş'a yönelik yatırımcı ilgisini süreceğini ve Tüpraş'ın en azından endekse göreceli güçlü kalmayı sürdüreceğini düşünüyorum. Yani bunu bir pair trade fırsatı olarak da düşünebiliriz. Neden pair trade diyorum? Çünkü piyasanın geneliyle ilgili kısa vadede yukarı yönlü hareketlilik konusunda şu an çok emin olamıyoruz. Ama Tüpraş'ın yükselmese bile yani bir rally sergilemese bile endekse görece güçlü kalmasını ben beklerim bilançosu gelene kadar en azından. Dolayısıyla da hani işte Tüpraş portföye koyup endekste bunun karşılığı kadar short pozisyon taşımak bir pair trade işlemi olarak düşünülebilir, değerlendirilebilir. Ama tabii bunu yapacak olan yatırımcılar zamanlama ve doğru fiyatlama ve pozisyon büyüklüğünü ayarlama gibi konularda bence bizden destek alarak hareket etsin. Pair trade biraz karmaşık bir işlem. Şimdi finansallarına da bakarsak Tüpraş'ın biz burada yine karlılık tarafında güçlü seyir görüyoruz. Net kar tarafında pandemi döneminde bir zarar oluşmuştu. Fakat sonrasında yine hızlıca bir toparlanma gördük. Yani burada görülen rakamlar negatif rakamlar 2020'nin ilk çeyreğinden işte 2020 sonuna kadar geçerli. Ama sonrasında 2021 ve 2022'nin ilk çeyreği itibariyle karlılık tekrar güçlenmiş durumda ve hatta pandemi öncesine ve üstüne hatta geri dönmüş durumda. Neden? Kur etkisi. Yani bunu Favök tarafında ve özellikle brüt kârda daha çok görüyoruz. Satışlarda zaten grafiği görmeden bile tahmin edebileceğimiz bir durum söz konusu. Marjlara baktığımız zaman işte bunlar karlılık marjları, rafineri marjları değil. Karışmaması gerekiyor. Kâr marjları tarafında, brüt kâr ve Favök marjlarında yine pandemiden çıkışla beraber güçlü bir toparlanma oldu. Fakat son çeyrekte yani birinci çeyrek, 2022 birinci çeyrek açıklanan bilanço döneminde hafif bir momentum kaybı var. Fakat net kâr tarafı hala dengeli kalmayı sürdürüyor. Az önce konuştuklarımızı buraya yansıttığımda muhtemelen biz ikinci çeyrek sonuçlarıyla bu marjların da tekrar yukarı doğru ve hatta belki de çok belirgin bir şekilde bir artış sergilediğini göreceğiz. Hisse başı karlılıkta da yine bir kuvvetlenme var. Tüpraş'ın temettü tarafında şöyle bir durum söz konusu. Geçtiğimiz yıllarda düzenli olarak %85 civarında bir temettü dağıtımıyla yani bir payout ratio denilen yabancıların temettü karının yani dağıtılabilir karının %80-85'ini dağıtan bir şirketti. Fakat son yıllarda pandemiden 1-2 yıl öncesinden başlamakla beraber bu temettü dağıtım rasyonları biraz aşağıya gelmişti. Fakat ben tekrar Tüpraş'ın karlılığındaki güçlenme ve biraz daha öngörülebilirliğin artmasıyla beraber tekrar güçlü ve yüksek temettü
dağıtımına şirketin geçeceğini düşünüyorum. Belki o temettü şirketleri çerçevesinde onlara yakın bir verim sunmayabilir ama yine de tatminkar bir temettü dağıtacağını tahmin ediyorum. Evet, Tüpraş'ın şöyle tekniğine de bakacak olursak aslında şişedeki nef böyle bir benzer görüntü var. Bir önceki zirve bölgesinin üzerindeki tutunma devam ediyor. Bu tarafıyla bakarsak aslında pozitif ama göstergelerde hafif böyle bir ivme kaybı söz konusu. Bu da acaba 260 bölgesinin altına eğer geçirirse kısa vadede bir satış gelebilir mi sorusunu beraberine getirir. Ama ben genel çerçevede ana trendlerin şu aşamada korunacağını düşünüyorum. Sizin de altını çizdiğiniz üzere aslında ikinci çeyrek beklentileri hala kuvvetli. İlk finansallardan sonra zaten şirket beklentilerini yukarı revize edildiğini gördük. Biz de kurum olarak bunu paylaşmıştık. Hatta bir yine YouTube kanalımızda bununla ilgili bir video da var. Abone olursanız ve oradan da takip etmeniz mümkün. Genel çerçevede dediğim gibi yani 260'ların üzerinde bir Tüpraş piyasayı mutlu edecektir kanaatindeyim. Dinleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Yayınımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrardan teşekkür ederim. Herkese iyi günler, bol kazançlar. Hoşçakalın.